Şimdi size İstanbul'un en eski kültür noktalarından birine götürelim. Beyazıt'taki tarihi sahaflar çarşısına salgın koşulları birçok aslında iş kolu gibi sahafları da etkilemiş durumda. Kağıda, mürekkebe çok yüksek zam geldi biliyorsunuz. Bu gelen zamma yüksek dükkan kiraları da eklendi. Durum ortada, satışlar düştü. 2021'in son günlerinde Cumhurbaşkanlığından gelen ödül mesleğin hakkını teslim etse de sahaflar böyle belini doğrultamıyor gibi. Yani sahaflığı gelecek kuşaklara aktarabilmek için destek bekliyorlar. Haklılar. Biz de aracı olmak istedik. 1901 yılında büyük babam mesleğe başlamış. Sahaf demek, sahaf eşittir kitap doktoru. Kitabın dilini bilecek, ilmini bilecek, yazarını tanıyacak. E-kitap, salgın koşulları derken sahaflar çarşısı da değişen zamanın ruhuna karşı adeta sınav veriyor. İnternet üzerinden yapılan alışverişler çarşıyı olumsuz etkiliyor. Dükkanlar mecburi kapandı. Bir kısmı esnafın korkudan evden çıkamadı. Öğrencilerimiz de müşteri ama öğrenciler de çok etkilendi pandemiden. Sattığımızı biz yerine koyamıyoruz. 10 kişi çalışıyorduk. Burada şimdi bir baba oğul var. Kira zammı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne aittir. %46'lardan bu sene bahsediyorlar. Bizim sattığımız ne ki yani? Kaç kitap satıyoruz ya akşama kadar? İnternetten kitap satışları, ondan sonra korsanlar, ondan sonra kira zamları falan. Yani bu işi bitirme noktasına getirdi. Tarihi çarşıda sahaflarını sürdürenlerin çoğu yine eski kuşaklar. Kitaplar eski, yeni, güncel. Müşteri sayısı eriyen çarşı Z kuşağını da bekliyor. Dijitale karşı direnen Sahaflar Çarşısı'nın 73 yıllık bir geçmişi var. Çarşının en eski dükkanlarından birindeyiz. Bu dükkanı 4. kuşak temsilcileri işletiyor. Elimdeki mecmua ise tam 300 yıllık. 1901 yılında büyük babam mesleğe başlamış. Ben 3. kuşağım. Oğlum 4. kuşağı sürdürüyor. Var 3. kuşak kimse kalmadı. Şu anda gelenler yaş ortalaması herhalde 30-35'tir. Z kuşağı bana rastlamadı. Bilmiyorum. Belki beni yaşlı buldukları için belki sormuyorlar. Sahafçılara sorduk. Z kuşağı bize çok gelmiyor dediler. Sizce de öyle mi? Ya burası aslında benim yani çok sık olmasa da yani geldiğim bir mekan. Pandemi koşullarında zor günler geçiren tarihi Sahaflar Çarşısı Cumhurbaşkanlığından gelen ödülle ise moral buldu. Çarşının en eski sahaflarından İbrahim Manav kültür ve sanat büyük ödülüne layık görüldü. İbrahim abimin dükkanı aşağı yukarı 67 senesinden beri şeyde fuar olarak abimin. Hepimizi onurlandırdı. Kendisi yok gelemiyor hastaydı. Çok büyük bir motivasyon oldu ona. Ödülle moral bulsalar da uğradıkları zararı telafi etmek için devlet desteği bekliyorlar.